Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün mutfaktan değil, bir güzel mekandan güzel kareler çektim sizin için. Buyurun hep birlikte izleyelim. Yıllardır Almanya'da fırıncılık yapan bir Türk ailesinin fırınını ziyaret ettim. Ve sizler için biraz çekim yaptım. Buradan Altın Başak ailesine çok teşekkür ederim izin verdikleri için. Bir hamurunu hazırlarken çekime başladım. Buyurun hep birlikte izleyelim. Belçiğine mi yapıyorsunuz? Belçiğine mi yapıyorsunuz? Makinenin sesinden güzel ses anlaşılmıyor. Buradan özür dilerim. Şöyle. Hamurlar önceden böyle tek tek ölçülü kartı ile makinenin içine atılıyor ve oradan beze yapıp öbür taraftan gördüğünüz gibi yuvarlanıp çıkıyor. Daha sonra bekletmek üzere şöyle tepsilere koyup tepsi mayası veriliyor. Her şey emekle yapılıyor. Bunlar lavaş olacak. Bunlar lavaş olacak değil mi? Dörtlü olanlar mı? Ha. Evet, maşallah. O kepek mi oluyor? Yok, mısır unu. Ha, mısır unu, evet. Ekmeği altına. Evet. Yapışmaması için. Anladım. Bunu koyarsam unu çekiyor ya. Hı. O zaman şeye yapışıyor tepsiye. Evet. Çok güzel ya. Bu makine yüzünden şu an her yer kaos içinde. Fırına girdiğin zaman da. Darf ich dich auch aufnehmen? Ja. Ja, kann man machen? Ja. Evet. Harika ya, çok güzel değil mi? Bir aile fırını kendisi ve eşiyle birlikte çalışıyor. Burada hem kahvaltı yapabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi Ramazan ayında böyle taze pideler de yapılıyor. Aynı zamanda diğer restoranlar için de ekmek yapılıyor.
Gerçekten çok güzel ilgilendiler. Buradan kendilerine teşekkür ederim. Daha sonra hepsi bitti mi? Bir 5 dakika bekler. Ondan sonra elini eziyorsun onu. Evet. Eziyor. Ondan sonra öyle bir 5 dakika falan dinlenir. Ondan sonra bulamaç hazırlıyor. Bulamaçla üstüne sürülür, baskısı yapılır. Tamam canım. Buyurun. Ben uzunlar isim anne diyor, bu pide diyor çok güzel diyor, bundan al diyor. Ben... Mekanı gerçekten çok güzel dizayn edilmiş, gördüğünüz gibi sakin güzel bir yer. Mekanın otobüs durağına yakın olması ve çalışanlar için, öğrenciler için hemen uğrak yeri olmuş. Çaydanlık masanıza geliyor. Güzel bir çay, güzel bir kahvaltı ile leziz bir Türk kahvaltısı isterseniz buraya gidip kahvaltınızı yapabilirsiniz. İster menemen, isterseniz sucuklu yumurta ve yanında güzel bir Türk kahvaltısı ile kahvaltınızı yapabilirsiniz. Çeşitli tatlılar, baklavalar, sonra Ramazan pidesi var. Kaç çeşit ya? En çok tutulan tırnak pide ile kaşarlı pide. Süper. Ya bak bu tırnak pide. Çok güzel. Ellerine sağlık. Burada ise çocuklar için bir köşe hazırlanmış. Gerçekten çok güzel. Siz orada kahvaltınızı ederken çocuklarınız da şu köşede böyle oyun oynama alanı yapmışlar. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir mekan.
Bak, atıyor, nasıl? Burada verdikleri bilgiler için çok teşekkür ederim. Suyla bunu karıştırıyor, böyle çorba gibi. Evet. Sonra üstüne sıcak su. Sıcak su üstüne döküyorsun, pişiyor biraz yani. O bulamacın kaynaması mı gerekiyor? Su, sıcak su kaynayacak, üstüne döküyorsun, karıştırıyor. Anladım. Dankeschön. Teşekkür ederim. Saygım var. Şu uzun olanlardan değil mi? Yumurta sarısı döküyor, sonra tırnaklıyoruz. Evet. Bunlar uzun olanlar değil mi? Evet. Tamam. Bunlar uzun pide olacakmış. Evet, normalde lazım. Evet. Bunu ben şimdi... Tepsi mayası ama şimdi bana evet. Göstermek için çok teşekkür evet. Ederim. Yumurta başka yumurta ne var? Yumurta sarısı var. Evet, sadece yumurta sarısı. Yoğurt. Yoğurt. İçin, evet. Ben de süt kullanıyorum. Evet. Ama bence yoğurt daha güzel olur. Değil hocam, mi? Bir bakar mısın? Nurcan. Çok güzel. Bu şekilde döküyor. Evet. Buraya. Cheers. Evet. Değil mi yoksa? Durak da birisi var orada. Hasan Hüseyin. Barmen. Üzerine bak sürüyoruz. Şu şekilde. Evet. Yani yumurta sarısının yerine bunu sürüyoruz. Anladım. Böyle üzeri parlak olmaz için. Şu şekilde. Şu şekilde olması için. Olmaz. Tamam. Bak, bu da bu şekilde. Ya el mahareti bambaşka. Bu şekilde sonra susam atıyoruz. Yani kaşarlı yapacaksan kaşarlı. Çok teşekkür aynen. Ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoma bir beğeni ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Buradan tekrardan Altın Başak ailesine çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettikleri için, güzel bilgiler verdikleri için ayrıca çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.